Millet Gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü Mutlu Çöl geçen yanımızda. Türkiye'de gelinen son durumu, koalisyona ilişkin son durumu ve yapılan görüşmeleri, yapılan açıklamaları değerlendireceğiz birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Önce teşekkürler. Öncelikle Baykal'ın ben koalisyon görüşmesi yapmak için gitmedim deyişi var ve işte biraz önce ekranlara da getirdik ama bir yandan da artık her şey değişmiştir anlayışı var. Muhalefetin de yan çizgine ilişkin birlikte olmak adına bir görüşü var sanki Baykal'ın. Şuradan başlayalım. Koalisyon için gitmediyse niye gitti? Çok görüşmeye. Güzel bir soru. Belki Ankara'da herkesin ve Türkiye'de herkesin merak ettiği bir soru bu. Ama cevabını henüz bulmuş değiliz. Sayın Baykal dün akşam yayınlara katıldı. Bugün gazetelerde var, bir takım açıklamalarda bulundu. Gazetelerde perde arkası bir takım yine bilgiler yer aldı ama ben bütün bu hem yayınlarda hem televizyon programlarında bu cevabın verilmediğini düşünüyorum. Çünkü şöyle, teamüldür. En yaşlı üye meclis başkan vekili olur ama şu teamül değildir. Cumhurbaşkanları meclis başkan ve geçici başkan olmadan önce en yaşlı üyeleri hiçbir zaman çağırmadılar. Bu ilk evet. defa böyle bir şey oldu. İki, ya bu burada bir garabet var. İki, hatırlarsanız Sayın Baykal'la ilgili CHP liderliğinden düşmesine neden olan bir kaset olayı yaşanmıştı. Hı hı. Bunu en fazla, en çok siyasi malzeme olarak kullanan kişi de Sayın Tayyip Erdoğan olmuştu. Evet. Araları açılmıştı, gerilmişti. Birbirinin yüzüne bakamayacak sözler ifade evet. etmişlerdi. Şimdi böyle bir ortamda iki kişi hem de seçim sonrasında bir araya geliyorlar. Teamülde olmayan bir birliktelik. Ve Çankaya'da değil. Ve Aksaray'da değil. Ben öyle Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Çünkü Çankaya artık tarih oldu. Evet, maalesef. Devlet Bahçeli bugün çağrı yaptı. Bir geleneğimizdi bizim Çankaya Köşkü. O tarih oldu. Ben açıkçası Ankara gazeteciliğinin içinde yıllarca bulunan bir insan olarak ki Çankaya Köşkü'nde de çok program takip ettik. Çok Cumhurbaşkanı'nın programlarına katıldık. Benim üzüldüğüm bir nokta bu ama ve evet dediğiniz gibi Aksaray'da yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu görüşme olmadı. Dışişleri Konutu'nda oldu. Hatırlarsanız Tayyip Bey başbakanken de Dışişleri Konutu'nu makam konutu olarak evet. kullanıyordu. İkamet konutu olarak kullanıyordu aynı zamanda. Peki Baykal neden gitti? Bu sorunun cevabı çok önemli. Bu soruda belki bir taşla üç kuş, beş kuş hatta bizim gazeteci arkadaşların ifadesiyle bir taşla kuş katliamı yapılmak isteniyor burada belki de. Evet. Benim kanaatim. Çünkü Baykal liderlikten düştü, CHP liderliğinden düştü ama hala biliyoruz ki CHP milletvekilleri içinde bir ağırlığı var. CHP tabanında bir ağırlığı var. Dolayısıyla yani şu var, aslında gariplikleri yaşıyoruz. Burada 7 Haziran sonrası bütün partilere tek başına iktidar olmayı fırsatı verilmedi. AK Parti iktidardan düştü. Tek başına da iktidar olamayacak. Koalisyon görüşmeleri yapması gerekiyor Sayın Davutoğlu'nun. Tabii daha hükümeti kurma görevi verilmedi, istifa etti ama burada bunları yürütecek olan siyasi parti liderleridir. Sayın Cumhurbaşkanı değildir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra evet halkın oyuyla geldi 28 evet. Ağustos'ta görevine oturdu. O günden bu yana ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Hakikaten farklı bir Cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Teamüller dışına çıktı. Hı. Tepkiler aldı. Hatta muhalefet tarafından da AK Parti eş genel başkanı suçlamasına muhatap evet. oldu. Aslında 7 Haziran seçim sonuçlarında sonra ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz da anayasal çizgilere, biraz da o teamül çizgilerine çekilmesini beklerdim ama öyle olmadı. Öyle olmadığını ve bundan sonra da öyle olmayacağını da Baykal görüşmesiyle ortaya koymuş oldu. Deniz Bey dedik, CHP içinde çok güçlü bir isim. Hem tabanda, sonra gidip Kılıçdaroğlu'na yalnız açıklama da olsun, verdi. O nezakettir. O nezaket gereğidir. Önemlidir. Ama içeride bir üstünlük savaşı mı var peki? Yani nezaket üstünlük, olarak değerlendiriyoruz bunu sadece. Yok, üstünlük savaşı olarak görmeyelim ama şöyle bir şey. Deniz Bey'in bir hinterlandı olduğunu söylemiştik. Evet. Yani şu akıllara şu gelebilir. Acaba CHP'de bir kafa karışıklığı oluşturabilir miyiz? CHP'de bir bölünme oluşturulabilir mi? Deniz Bey'in çevresindeki milletvekilleri, bakın bunlar olacak demiyorum. Böyle bir algı pompalanıyor şu anda. Evet. CHP tabanı bundan rahatsız. CHP milletvekilleri bundan rahatsız. Ki Deniz Baykal Cumhurbaşkanlığı'yla yaptığı görüşme sonraki açıklamalarda çok dikkatli olmaya çalıştı. Üslubunu korumaya çalıştı. Evet. Hani hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem CHP tabanında rahatsızlık oluşturmayacak beyanatlar verdi. Bu işin CHP tarafı. Bir de AKP tarafında var.
Bugün bakın, Milliyet Gazetesi'nin kapağına taşınan haber. Evet. Bu işin CHP tarafı biraz dışarıdan sanki bir şeyler mi oluyor içeride ya da bir kurultay lazım mı havası estiriliyor. Ama bir gerçek var. AKP şu an tek başına hükümet değil ve orada çok daha başka şeyler evet, oluyor. Şimdi AKP tarafını bugün biz manşet yaptık. Hı-hı. Yarın da Milliyet Gazetesi'nde işin CHP tarafı Baykal Erdoğan görüşmesinin şifreleri nedir? Hı-hı. Yarın gazetemizde okuyucularımız bunu okuyabilirler. Buradan buraya gelmeden önce onun ayrıntılarını yazmıştım. Yarın da ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. Şimdi AKP tarafını ilgilendiren husus şu. AKP'de bütün milletvekilleri artık şu anda tek parça değil AKP. Homojen değil. Bakın 3. dönem olan milletvekilleri var. Sayın Bülent Arınç'ın bugünkü 4 bakanla ilgili evet. Yüce Divan'la. Önemli bir çıkış. Çok önemli bir çıkış. Bakın Sayın Arınç bunu ilk defa yapmadı. Daha önce de çıkışlar oldu. Yani özgül ağırlığı olan bir insanım diyerek evet. Sürekli çıkışlarda bulundu. Bugünkü çıkışı çok önemli. Çünkü bazı AK Partililer ve bazı hukukçular şunu diyordu. 4 bakanla ilgili Yüce Divan oylaması yapıldı. Komisyonlar oldu. Genel kurul safahatı bitti. Bundan sonra tekrar gündeme gelmez. Ama bugün Sayın Bülent Arınç dedi ki hayır, hukukçular görüş ayrılığı var ama bunun Refah Yolu dönemindeki örneğini ifade etti, anlattı. Ki Sayın Bülent Arınç da kendisi aynı zamanda bir hukukçudur, yıllardır da evet. Parlamentonun içinde olan bir milletvekilidir. Şimdi AKP içinde şöyle şeyler var, sesler var. Sayın Cumhurbaşkanı artık köşesine çekilsin. Anayasal sınırlar içinde kalsın. Biz bu kadar oy kaybettiysek Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstü bundan dolayı kaybettik. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrasında diline bir paralel söylemi doladı. Altına hiçbir şey dolduramadı ama. Hala boşta kaldı. Afaki evet. Şeyler bunlar. Öbür ama tarafta, çok düzenleme yapıldı. Kanunlar değiştirildi. Aynen öyle. Şimdi oraya da geleceğiz belki. Aha. Yani iş güvenlik yasası değişti. Tabii. Dershaneler kapatıldı. İş güvenlik yasası sadece tabii bir hizmet hareketiyle ilgili bir şey değildi. Genel evet. Bir düzenlemeydi. Bana göre antidemokratik bir yasadır ki siyasi partiler hem Kılıçdaroğlu hem Bahçeli hem Demirtaş bu yasaları değiştireceklerine ilişkin seçmene söz verdiler. Evet. Bu sözlerini tutmak zorundalar. Çünkü herkes makul şüpheli oluyor bu noktada. Aynen öyle. Herkes makul şüpheli oluyor ki makul şüpheli diye hatırlarsanız bu seçim sürecinde onca insan tutuklandı, gözaltına alındı. Bir kısmı tutuklandı. Dolayısıyla AKP içinde şöyle sesler var. Yani zaten Aksaray'ın yapılmasından dolayı 1.4 milyar TL'ye mal evet. Olmuştu. Onca şatafat ki israf olduğunu ifade edenler oldu. Bundan dolayı bir tepki var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubundan dolayı bir tepki var. Bu kadar biz oy kaybını, %10'luk bir oy kaybı varsa bunun büyük sorumluluğu Tayyip Erdoğan'dır. Hı-hı. Bunu söylüyorlar. Bakın açıkça söylemiyorlar. Ama inanın bir kuliste bir yerde bir oturduğunuz zaman, bir yemek ortamında oturduğunuz zaman ya ismi yani ismin verme ama kardeşim işte bu da böyle biz bunu görüyoruz artık. Bu gezi zamanından başladı acaba? Onu sakinleştirmeye çalıştığına ilişkin insanların biliyorsunuz ses kayıtları da evet. Çıkmıştı o dönemde yine tapeler. Gezi olaylarında tavrı, bu sert tavrıyla bu kadar net. O sadece zaman mı karşılaştı? Gezi olaylarına bağlamak insanlar. Mümkün değil. 17-25 Aralık operasyon bu yolsuzluk ve rüşvet belgelerinin tabii, bir takım ondan sızmasından. Ondan sonra ama hani başlangıcı tabii. Olarak. Gezi diyorum. Olayları şöyle. Gezi olayları sırasında hatırlarsanız Sayın Tayyip Erdoğan Afrika turundaydı. Evet. Sayın Bülent Arınç Başbakan Vekili olarak görüşmelerde bulunmuştu. İşi yumuşatmak istemişti. Hem benzer adımları da o zaman Kültür Bakanı Ömer Çelik atmıştı o dönemlerde. Onlar biraz yumuşatmaya çalışmışlardı. Ama Sayın Başbakan yani Tayyip Bey o dönemlerde bu yumuşama şeylerini çok taraftar olmadı. Evet. Ortamı bir yeren bir takım açıklamalar yaptı. Yani siyasilerin tercihidir hani bu üslup. Onu biz şey yapamayız ama dediğiniz gibi Tayyip Bey'in o günden bu yana sert bir üslubu var. Hı hı. Bakın her ne kadar dün açıklama yaptı ilk televizyonlar karşısında ilk seçim sonrası açıklamasını yaptı. Üslubu biraz düşmüştü. Herkes egolarını kırmalı dedi. Evet. Yani herkes anayasal çizgiler içinde ben görevimi yapacağım dedi. Yani ilk defa anayasal çizgide görev yapacağım diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu açıkçası düşünülmesi gereken bir şey ama. Başkanlıktan vazgeçti mi sizce Cumhurbaşkanı? Şimdi o dönem 400 milletvekili istemişti. 250 vekil verdi. Bakın Tayyip Erdoğan ilk defa siyasette yenilgi yaşıyor. Evet. Belediye başkanlığı öncesinde tabii milletvekili adayı olmuştu daha önce. Ondan öncesi söylemiyorum. Yani Ankara'ya taşındıktan sonra AK Parti'yi kurduktan sonra ilk defa bir yenilgi yaşıyor. 2002'den sonra bunu hazmetmesi kolay değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü yani keşke hani eski dönemlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanları, Sayın Gülbül Sene böyle bir şey yapmadı. Hiçbir zaman AK Parti'nin kongresine katılmadı. Kongresinin seçimlerine katılmadı. Hı hı. Seçim organizasyonlarına katılmadı. Programlarına katılmadı. Evet. Hatırlarsanız 29 Mayıs'taki fetih kutlamalarına dahi katılmadı evet. Dışarıda olmasına rağmen.
Tayyip Bey'in ben bunu kabullenebileceğini düşünmüyorum. Yani benim kanaatim, aldığım bilgiler, Tayyip Bey'in kafasında kesinlikle bir erken seçim var. Peki o erken seçim AKP'ye iyi gelmeyecek diyen taraflar da var. Aynen biliyorsunuz. Öyle. Zaten şöyle bir şeydir bu. Hani bu sonunda ortada oylar var. Hı hı. İşte biliyoruz ki biz HDP'ye giden emanet oylar var. CHP'den gitti. MHP'nin oy yükselişi olduğu, evet, AKP'den kaydığını biliyoruz. Dolayısıyla siyaset şudur. Ben acaba hangi kararı alsam, hangi riski alsam, hangi atraksiyonu yapsam da seçmenden oy alabilsem. Evet. Maalesef Sayın Bülent Arınç'ın kötü bir açıklaması, acı bir açıklaması vardı. Siyasetçi vatandaşı üçme aracı olarak görüyor. Hmm. Yani bir ütülmeme gayreti içindedir siyasetçi. Evet. Vatandaşı da, yani vatandaş da burada ütülen oluyor maalesef. Çok hoş bir açıklama değildi hatırlarsanız. Tabii, tabii, bir dönem önce yapmıştı. Şimdi AKP erken seçime, yani Türkiye erken seçime gitmeli, bu AKP'nin yararına olur olmaz diyenler var. Türkiye erken seçime gitmeli diyenler AKP içindeki 3. dönemciler. Hatırlarsanız Cemil Çiçek, Bülent Arınçlar, Ali Babacanlar, birçok isim var. Bunların 3 dönemi doldu ve aday olamadılar. Evet. Bunlar şunu savunuyorlar. Biz gittik, biz güçlü isimlerdik, bir vitrinimiz vardı, bir vizyon oluşturmuştuk. Vizyonumuz belki vardı. Bizler listelerde aday olmadığımız için şu andaki listelere bakın. İsmi belli, duyulmayan, toplumun tanımadığı isimler. Dolayısıyla biz oy kaybına uğradıysak biraz da bunlardan dolayı uğradık. Hmm. Eğer biz olsaydık vitrinde bu kadar oy kaybetmezdik. Dolayısıyla ne olmalı? Erken seçime gitmeliyiz. Biz olursak tekrar toparlanırız. He. Şimdi AKP içinde de böyle bir görüş var. Üçlerin kuralı da böylece yıkılmış olacak. Yıkılmış olacak zaten otomatik olarak. Ama AKP içinde bir de yeni seçilen milletvekilleri var. Daha yeni seçilmişler. Onlar ne rozetleri olacak? Yeni takıyorlar. Altın, tabii, rozetler falan. Bunlar için bakın, o meclisin havasına girdiğiniz zaman, ben 19 yıl o meclis koridorlarında gazetecilik yaptım. O meclisin havasına girdiğiniz zaman, ortamına girdiğiniz zaman farklı bir hava vardır. Peki Davutoğlu bu üç dönemliklerin tarafında mı sizce, yoksa başka bir yapılanma noktasında mı ve Erdoğan'dan ayrışacak mı? Şimdi bir yeni gelen milletvekilleriyle ilgili bir husus tamamlayıp Davutoğlu'na, tamam, geçeyim. Hı hı. Yeni gelen milletvekilleri seçim istemez. Niye? Milletvekili özlük haklarını alabilmeleri için 24 ay milletvekilliği yapmış olmaları gerekiyor. Hmm. Emeklilik hakları ve diğer özlük haklarını ancak böyle kavuşabiliyorlar. Evet. Bir de yeni vekil seçilmişler. Hemen niye seçime gitsinler ki? O kadar da emek harcamışlar. O kadar emek harcadılar, para harcadılar, efor harcadılar. Tabii. Hemen seçime gidip de, yani bir de seçim olduğu zaman listeye tekrar girebilecekler mi? Tekrar, tabii, seçilebilecekler mi? Bilinmez. Şimdi Davutoğlu, Sayın Davutoğlu'nun işi hakikaten zor. Çünkü ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyor Sayın Davutoğlu. Arada kalmış bir insan. Şimdi ama baştan Erdoğancı olarak girdi mevzuya. Nasıl? Ama baştan Erdoğancı olarak girdi mevzuya. Zaten baştan hatalı girdi. Şöyle bir şey. Baştan parlamenter sistemi savunmadı. Başkanlık sistemini savunarak aslında kendisini bir bakıma siyaseten sıfırladı. Evet. Bir kişi, bir siyasi parti lideri önce kendi idealini ortaya koyar. Bir başkasının idealini ortaya koymaz. Biz Sayın Davutoğlu'nun başkanlık sistemini gönülden inanmadığını ve istemediğini biliyoruz. Evet. Söylem olarak bunu ifade ediyor. Her ne kadar çıkıp yalanlayacaklardır. Hayır efendim, biz istiyoruz. Çok bahsetmedi bakın, mitinglerde de zaten. Çok hatta bahsetmedi. Cumhurbaşkanının bile bu konuda sistemi oldu. Sistemi var. Aynen, evet, öyle. Benden başkası savunan olmadı dedi. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu bir kere bu seçim maratonuna kendisini sıfırlayarak başladı. Evet. Başkanlık sistemini talep etmekle. Ama şimdi bakıyorsunuz Sayın Davutoğlu 5 gündür, 6 gündür genel merkeze kapandı. MKYK üyeleriyle görüşüyor, bakanlar kurulu üyeleriyle görüşüyor, il başkanlarıyla görüşüyor, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşüyor, diğer teşkilat mensuplarıyla görüşüyor. Biz nerede oy kaybettik? Aşağı yukarı orada mutlaka bir taslak çıkmıştır. Mutlaka. Ama biz şunu da biliyoruz, Ankara kulislerindeki yansımalara göre AKP genel merkezdeki bu değerlendirmelerin bir başka noktası, paraleli Cumhurbaşkanlığı Aksaray. Orada da Sayın Erdoğan ekibiyle oturuyor. Evet. Yani biz nasıl AK Parti'yi tekrar iktidar yapabiliriz? Evet. Nerede hata yaptık? Davutoğlu bu işi götüremiyor mu? Götüremiyor mu? Dolayısıyla Davutoğlu'nun burada bir tercihte, açık tercihte bulunma imkanı yok. Niye? Eylül 2015 tarihinde AKP olağan kongresi var. Hmm. Orası büyük bu bir iş olay. Bu iş önemli. Tabii. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın hala AK Parti üzerinde bir ağırlığı var. Milletvekilleri üzerinde bir ağırlığı var. Delegeleri üzerinde bir ağırlığı, hı hı, var. Beğenelim, beğenmeyelim. Doğru, yanlış. Ama böyle bir gerçek var. AKP içinde olan bir şeyden, tabii, bahsediyoruz. Yani AKP içinde olan bir şeyden bahsediyorum. Eylül'de olağan kongreye gidecekse AKP, Davutoğlu da tekrar genel başkan olmak istiyorsa
Tayyip Erdoğan'ı küstürmemek zorunda. Ama şunu sormak zorundayım ben şimdi. Dün Fuat Avni'yi bilmiyorum takip ediyor evet. musunuz? Gece yarısı şöyle bir iddia attı ortaya. Erdoğan istifa edecek Cumhurbaşkanlığından. Sonra bir toparlama olacak. Tekrar genel başkan olma ihtimali doğacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve böylece AKP toparlanacak ve işte vesaire vesaire. Şimdi daha önce bunu hesapları yapılıyor Aksaray'da. Olabilir. Erdoğan'a böyle şeyler söylüyorlar. Her şey olabilir ama dikkat edin. Sayın Baykal Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında erken seçim olmasın. Hı hı. Cumhurbaşkanı bu görüşte değil. Koalisyon denenmeli şeklinde algı edindim demiştim. Dünkü yayında dedi ki dün Tayyip Erdoğan da çıkıp yani egolarımızı mutlaka bir kenara bırakalım. Bir takım şeyler işte kulislerde yeni şeyler yansıdı. Hı hı. Baykal da bugün dedi ki yani son açıklamasında Tayyip Erdoğan dün bana anlattıklarıyla bugün anlattıkları arasında biraz farklar var gibi demeye getirdi. Hı. Siyasette her gün her şey değişebilir. Tabii mutlaka. Rahmetli Özal da bir dönem köşkten inip ANAP'ın başına geçmeyi düşünmüştü. Hatta belki yeni bir parti kurmayı düşünmüştü. Evet. ANAP zayıfladığı için. Çünkü başbakanlığın yetkileri daha geniş. Hareket alanı daha geniş. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı üst makamı olsa da bizde asıl icra görevi başbakanlıktadır. Evet, yani, başkanlıkta olamayacağı göre tipi. Başkanlığı göremedi Sayın Cumhurbaşkanı şu anda. Başkanlık olmayacak. Bu sonuca göre olmuyor. Aha. Ama istifa edebilir mi? Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum ama başka çare olmazsa ben istifa edeyim. İstifa ettiğiniz anla anayasal olarak Cumhurbaşkanlığı bakanı boşanmıştır. Ve onun da belirli bir dönem anayasanın ilgili maddesine göre belirli bir dönem boşalması halinde vekalet edecektir meclis başkanı. Evet. Ama o ilahi nihayet değildir. Belli bir süre içinde seçime gitmek zorundasınız. Dolayısıyla bu zaman şöyle bir tartışma başlar. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığından istifa etti. Yerine kim gelecek? Tekrar halkı siz seçime götüreceksiniz. Tabii. Halk zaten yoruldu bunlardan. İki seçim birden geliyor çünkü Cumhurbaşkanını da oylamayla seçeceğiz. 15 aydır 30 Mart yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimleri yaptık. İnsanlar yoruldu, vatandaş yoruldu. Doğru. Ekonomik olarak da yoruldu. Hani tabii. Toplum gerildi, uçlarda yaşıyor insanlar şu anda. Dolayısıyla bunu ben çok olası görmüyorum. Ancak Tayyip Erdoğan bu işten elini çekmeyeceğini, bu süreçte dahilinde olacağını Baykal görüşmesiyle ortaya koymuş oldu. Şimdi o zaman kısa kısa bazı böyle günlük sorulara geçeyim yine. Devam edelim yani kaldığımız yerden. AKP bölünür mü bu süre sonrasında? Gül de girdi devreye şu anda biliyorsunuz. Hem Davutoğlu'yla hem Erdoğan'la konuştuğu iddia ediliyor. Bir Gülcüler tavrının ve tarzının da olduğu bilinen bir gerçek. Bu dönemden bir başka parti çıkar çıkmaz, mı? Çıkmaz. Yani şu andaki tabloya göre çıkmaz diyorum. Hani şunlar yazıldı. Abdullah Gül yeni bir parti kurduruyor. Yeni bir parti programı hazırlandı. Hı. İşte isimler belli. Oran sitesinde çalışıyorlar. İstanbul'da belli bir ekip çalışıyor. Çok şey söylendi. Bu bir ihtimal midir? Bir siyasetçi her zaman tek ata oynamaz. Alternatifleri vardır. Tabii mutlaka. Böyle bir şey olmuş olabilir ama Abdullah Gül siyasete devam etmek istiyorsa ki geçen gün burada yayında da söyledim. Hani bir düşünür, on düşünür, yüz düşünür, milyon düşünür. Abdullah Bey ondan sonra karar verir. Dolayısıyla Abdullah Bey tekrar siyasete dönmek istiyorsa, ister başbakan olmak istiyorsa, ister tekrar ileriki dönemde Tayyip Bey'den sonra tekrar Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa AK Parti tabanını küstürmemesi gerekiyor. Ama zaten sıklıkla ben o partinin kurucusuyum diye dillendiriyor açıkça çıkması, 11. Cumhurbaşkanı açıkça, bunu. Şu olabilir, AK Parti'nin kurucusuyum, ben bu yarışın içindeyim, Eylül'deki kongreye adayım, ben geliyorum diyebilir. Ama bugünkü ifadelerinden Abdullah Gül'ün buna çok istekli olmadığını görüyoruz. Daha biraz çok toparlayıcı bir unsur belki. Biraz daha sürecin geçmesini bekliyor. Biraz daha ortamın netleşmesini bekliyor. Ki bugün ben sadece cesaretlendirdim dedi Davutoğlu'yla görüşmesiyle ilgili. Türkiye'nin bir koalisyon denemesi gerekiyor. Bir erken seçim Türkiye için sıkıntıdır. Hakikaten millet yoruldu. Herkes yoruldu gerçekten. Herkes yoruldu. Dolayısıyla bir MHP'li, CHP'li anladık ki HDP bu işin biraz kenarında duracak. Oraya çünkü geleceğim ben soru AK Parti olarak. De HDP'li bir şey istemiyor. MHP de istemiyor. Dolayısıyla iki partinin istemediği bir formülde HDP'ye biraz yer yok. Peki şunu sormak gerekmiyor mu? Bu kadar siyaset üstü bir durumla karşı karşıyaydık son dönemde. Artık iş çığırından çıkmıştı. Herkes AKP'ye yükleniyordu. Ortak fikir AKP'nin indirilmesi noktasındaydı. Hı hı. Daha doğrusu belki Erdoğan'ın
tavrının indirilmesi noktasındaydı. Ve sonucu hiç mi düşünmediler de bugün MHP diyor ki HDP ile olmaz. HDP diyor ki şöyle olmaz. Öteki diyor ki böyle olmaz. Ne olacak peki? Ama şimdi şöyle eminim düşünüyorlardır da siyasette şöyle bir şey var. Siyasette siz anı yaşarsınız bari. Yani CHP'ler veya Kılıçdaroğlu, Bahçeli veya Demirtaş AKP'nin %35'in altına düşmeyeceğini onlar da görüyorlardı. Çünkü tabii anketler vardı. Hepsi de bir koalisyonlu bir... Hiçbir ankette düşmedi zaten. Aynen evet öyle. Yani. Bir koalisyonlu ortamı hepsi de gördü. Hepsi de gördü. Biz gazeteciler gördüysek onlar hayli hayli gördü. Mutlaka. Hiç mi düşünmediler bugün böyle ilk günden ben koalisyona ama girmeyeceğim. Öteki diyor ki şununla girmem. Ben bazen, dışarıdan destek veririm. Bazen pazarlığı üstten tutmak gibi bir şey vardır. Sayın Bahçeli çıktı. Dedi ki biz hiçbir şekilde koalisyonun içinde değiliz. Azınlık hükümetini kursunlar. Seçim hükümetini kursunlar. Gerekirse seçime gidelim falan. Ama son açıklamasında dedi ki çözüm süreci bitsin. Biz o zaman gerekirse bazı şeyleri düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz her ne kadar Baykal Erdoğan görüşmesinde acaba AKP CHP ile bir koalisyona mı gidiyor? Böyle bir bütün kameralar, bütün bakış açıları oraya çevrilmiş durumda ama biz şunu da duyuyoruz. Perde arkasından da AKP'lilerle MHP'lilerin görüşmeleri var. Tabii şimdi bugün örneğin CHP liderinin şöyle bir sözü varmış. Berkin Elvan'ın okudum Twitter'da ben de takip ediyorum. Berkin Elvan'ın katiliyle şeklinde şimdi cümleyi tam hatırlamıyorum. Koalisyon yapabilir miyim ben diye örneğin. Orada AKP'yi işaret ediyor. O kadar karışık ki MHP ile dediğiniz gibi çok arkadan görüşmeler. Bir de tüm siyasiler CHP'li, MHP'li, HDP'li hepsi bir çay içmeye arkadaşlarla görüşüyoruz modundalar. Resmi evet. Olmayan nitelikte. Bunlar ama herhalde o hareketliliği sağlıyor değil mi? Şimdi, tabii tabii. Şöyle perde arkasından hiç bakarsınız ki siz perde arkasında AKP Genel Başkan Yardımcısıyla MHP Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili veya başka bir isimler, etkili ağırlığı olan milletvekili bakmasınız perde arkasında aslında işi bitirmiştir. Bunun için hemen toplumun hazırlanması gerekiyor. Bakın Meclis Başkanlık Divanı daha teşekkül etmedi, oluşmadı. Milletvekilleri mazbatalarını yeni alıyorlar, kayıtlarını yeni yaptırıyorlar tabii, ve tabii. Altın rozetlerini yeni takıyorlar henüz. Meclis Başkanlık Divanı oluşacak, milletvekili yemini edilecek. Ondan sonra... Milletvekilleri iktidar milletvekili mi olup olmayacaklarını bilmiyorlar yani aynen. Aslında. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ondan sonra görev verecek. Kime görev verecek? En büyük parti lideri tabii. Olarak Sayın Davutoğlu'na görev verecek. Sayın Davutoğlu'nun 45 günü var. Daha doğrusu hükümet kurulması için totalde 45 gün var. Bu 45 günün kaç gününü Sayın Davutoğlu kullanacak? İşte Kılıçdaroğlu'na gidecek, Bahçeli'ye gidecek, Demirtaş'a gidecek belki. Belki de Demirtaş'a gitmeyecek falan bilmiyoruz. Ama yani AKP'nin kafasında veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında gerçekten bir erken seçim varsa 45 gününü sonuna kadar kullanacaklardır. Çünkü hiçbir anayasal güç yasalar açısından veya anayasa yasa açısından Davutoğlu'nun görevi iade etmesini sağlayamaz. 45 günün son akşam mesai 17'de bitecekse 18'de o saate kadar kullanabilir Sayın Davutoğlu. Peki olmadı. Bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa meclisi feshetme yetkisi veriyor. Feshedebilir diyor. O zaman meclis feshedilir, seçime gidilir. Peki seçim ne zaman olacak? YSK'nın hazırlanması için en az 2 aya ihtiyaç var. Tabii. Otomatik olarak 3,5 ay ya toplamda. Totalde 3,5 ay gibi gözüküyor. O zaman bu hükümet görevli yani, olacak. Yani Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini vermez mi feshedip diyorsunuz Cumhurbaşkanı meclisi? Hayır şimdi öyle demiyorum. Eğer niyet gerçekten erken seçimse, vermeyebilir. Davutoğlu iade etmeyebilir anlaşmalı olarak. Sonuna kadar kullanır. O zaman AKP seçim hükümetidir bu o zaman. Tabii, otomatik tabii. Olarak. Çünkü görevinin başında olmak zorundadır. Devlette devamlılık esastır. O zaman biz AKP seçim hükümetiyle seçime gideriz. Böyle bir ihtimal var. Bakın ihtimal diyorum. Tabii. Davutoğlu, her şey ihtimal değil mi zaten aynen, şu anda? Hepsi ihtimalleri konuşuyoruz şu anda. Davutoğlu 10-15 gün sonra bakar ki ben koalisyonu oluşturamıyorum. İade eder görevi. İkinci parti olarak şey alır. Sayın Kılıçdaroğlu olur. Kılıçdaroğlu da turlayacaktır. Yani 45 günün geçmesi hakikaten kolay. Gerçekten kolay. Onun için buradaki ana merkezi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği karar oluşturucu. Evet. AKP Genel Merkezi'ndeki çalışmalar tabii ki önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında ne var? Bir erken seçim varsa kesinlikle hükümetin oluşmasını sağlamayacaktır. AKP ile tekrar seçime gidilecektir. Ha biraz vakte ihtiyacımız var. Biz bir partiyle koalisyona gidelim. Bunun için inanın kafalarındaki en makul belki şey parti MHP'dir. Öyle hep gözüküyor. Ama bildiğimiz bir hep şey öyle yani. Söylendi. Çünkü çözüm süreci askıya alınsın diyor şimdi. İlk şart. Kırmızı çizgim.
veya iptal edilsin diyor. AKP'liler zaten isyan durumunda. Bahçeli bunu söylüyor, daha doğrusu MHP'den böyle bir açıklama geldi. Zaten AKP seçim öncesindeki söylemleriyle, Kürt sorunu soktur söylemleriyle, Sayın Tabii. Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, Sayın Davutoğlu'nun söylemlerin aslında çözüm sürecini, Yalçın Akdoğan çok sert çıkışlarıyla çözüm süreci zaten şu anda askıya alındı. Evet. Yani kimse kimseyi kandırmasın, askı da şu anda. Dolayısıyla MHP'nin talebini gerçekleştirmek zor olmaz. Peki, çok özür dilerim ama MHP ile kurdular. O zaman seçim barajı iner mi? Seçim kanunu değişir mi? 17-25 dosyaları iner mi? 4 bakan Yüce Divan'a gider mi? Bütün bu düzenlemeler, iç güvenlik paketi kalkar mı? Bunlar öyle kırmızı çizgiler. Herkesin kırmızı çizgisi var ve genelde de bunlar üzerinde o kırmızı çizgiler çok toplanıyor. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Şu açıdan güzel bir soru. AKP bunların hiçbirini istemeyecektir. Ne olacak? Nasıl olacak o zaman? İstemeyecektir. Ama şöyle bir şey var. Bakın, meclisin işleyebilmesi için partilerin iradesi yeterli. Yani hem Kılıçdaroğlu, hem Bahçeli, hem Demirtaş meydanlarda söz verdiler. Neyin sözünü verdiler? İç güvenlik yasası değişecek. Evet. Bunun sözünü verdiler. Makul şüphe dediğimiz o torba yasa değişecek. Evet. Bunun sözünü verdiler. İnternet yasası var, bunun sözünü verdiler. Tabii daha değişecek. Çok var. Ben hani birkaç tanesini saydım. MİT yasası var, bunun sözünü verdiler. Değişecek. Seçim kanunu. Seçim kanunu, %10 barajı, bütün bunun sözünü verdiler. Ve ne dediler? Yolsuzluğun üzerine gidilecek. Dört bakan Yüce Divan'a evet. gidecek. Diğer nedir? İddialar ortaya çıkarılacak. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ve Demirtaş için şu anda verdiği sözleri tutacaklar mı, tutmayacaklar mı? Evet. Bu konuda bir güvenirlik testine şu anda tabi tutuluyorlar. İşte orada ama AKP ile koalisyon devreye girdiğinde bütün bu kaldıracağız dedikleri şeyler AKP tarafından getirildiği için birdenbire her şey böyle flu ulaşıyor. İşte zor. Şu anda AKP ile CHP koalisyon kursa da, AKP ile MHP koalisyon kursa da bu uzun ömürlü olmaz. İnanın CHP, olmaz. CHP, MHP dışarıdan HDP ama o da Bahçeli, çözüm sürecinden vazgeçmez değil mi? Çözüm şöyle. Bahçeli şunu dedirtmek istemez. Yani maalesef bu takıntıyı ve algıyı aşamıyoruz. İmralı'nın desteğiyle, HDP'nin desteğiyle, arkasında terör örgütü olan bir partinin desteğiyle biz iktidar olduk dedirtmek istemez. Çünkü böyle bir şeyde milliyetçi oyların kendilerinden kaçacağını düşünürler. Kime? AK Parti'ye kaçacağını düşünürler. Dolayısıyla bu seçenek biraz zor bir seçenek. Onun için Selahattin Demirtaş bunu gördüğü için öncelikle diyor ki AKP-CHP koalisyonu olmalı. Demirtaş'ın söylediği. Demirtaş burada kendisinin bu hükümet içinde olmayacağını biliyor, görüyor. Dolayısıyla biraz bekleyecektir. Ya biraz CHP ile flörtleşiyor bir yandan da ama dışarıda kalacak ama CHP'nin en azından çözüm sürecini bertaraf etmeyeceğini düşünerek hareket ediyor değil mi Demirtaş? Onun bir etkisi var. Bir de şöyle bir etki var. Bakın HDP'ye emanet oyların birçoğu CHP'den geldi. Evet. Şimdi AKP'den çok bekleniyordu. Geldi. Şimdi Mirdenger, Mehmet Fırat gibi isimler, evet. AK Parti'nin güçlü isimlerinden Mirdenger, Mehmet Fırat gibi isimler, bazı evet. aşiretler, bazı milletvekilleri hatırlarsanız HDP'ye geçtiler. Bunların etkisi oldu. Mutlaka. Bunlar Güneydoğu'daki bölgedeki seçmen açısından etkili oldu. Ama bakın Levent'te, Etiler'de, tabii. Şişli'de, Beşiktaş'ta HDP'ye oy çıktı. CHP seçmeninin olduğu çok yerler çıktı bunlar. Evet. Ve ciddi sayıda oy çıktı buralardan. Dolayısıyla Demirtaş iktidarda giden, iktidar ortağı olan bir CHP'nin yıpranacağını da düşünüyor olabilir. Başka yönden de düşünüyor tabii, olabilir. Tabii. Dediğim yani. Gibi hani bu siyaset biraz... O zaman tüm CHP'liler sanki HDP ama emanet oy deniliyor. Yani tüm görüşlerini benimseyerek gitmediler HDP. %10'u geçsin de bakalım samimiyet testinden de geçebilecek mi şeklinde bir oy verme değil miydi CHP'lilerinki? Aynen öyleydi. HDP'nin samimiyet testi de tamamıyla terörle arasında mesafe koymak zorundadır. Peki düzenli bugün, olarak geldiğinden beri Öcalan söylerse silahlar susacak noktasından hareket edilmesi çok doğru mu? Acaba artık parti meclisteyken bu kadar Öcalan'ın ağızda olması çok samimi görünüyor kendi mu? Kendi tabanlarında küstürmemek zorundalar. Böyle de bir etki var. Evet emanete oy var %3-4 ama bir de kendi tabanları var. Kendi tabanlarından... Türkiye'yi küstürmek noktasından hareket ederlerse biz olunacaksa eğer? Şimdi şöyle bir gerçek var. Bütün bu süreç, çözüm süreci denen süreç hepimiz biliyoruz İmralı, Kandil, Ankara hattında evet. Yürüdü. Şimdi bugün HDP İmralı heyeti daha doğrusu bir açıklama yaptı. Adaya gitmemiz gerekiyor İmralı'ya. Hı hı. Öcalan'dan mesaj getireceğiz. Öcalan silahların bırakılması için PKK'yı toplantıya çağıracak. Bunun sözünü vermişti, bunun zamanıdır. Şimdi böyle bir çağrı yaptı. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı şu anda gerçekten silahların bırakılmasında konusunda
ki samimi olduğunu düşünüyorum ben AK Parti'nin, bakanlığın da samimi olduğunu düşünüyorum. Hani bunun ayrıca düşünmek bir şey istemiyorum açıkçası. Evet. Samimi ise şu anda İmralı heyeti adaya gitmeli. Öcalan'ın mesajı neyse getirmeli. Tabii. Ve HDP artık şunu söylemeli. Biz barışı egemen kalacağız. Seçimden önce bunu söylüyordu. Evet. Şimdi de söylemeli. Daha evet. Söylüyorlar zaten. Daha da bastırarak söylemeliler. Silahların bırakılması gerektiğini daha açık açık söylemeliler. Evet. Yoksa o emanet oylar gider. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da zaten seçimden önce de hatırlarsanız şey diyordu. Ben tabii ki HDP ile konuşurum. Ama İmralı'yla, evet, Öcalan'la karşı karşıya gelmem. Onlar hallederler. Ne halledeceklerse gelirler. Aynen. Biz karşı karşıya konuşuruz. Bu noktada da biraz daha yakınlar herhalde, değil mi CHP'yle? Tabii, biraz daha yakın. Hani görüş olarak da bir takım siyasi parti dilimlerine böldüğümüz zaman CHP ile HDP'nin oy kayması oradan olduğu için biraz yakın gözüküyor. Tam birebir ideolojik görüş yakın olmasa da tabii, bazı konularda yakın gözüküyorlar. Dolayısıyla burada HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın bir inisiyatif alması gerekiyor. Evet. Öcalan'dan o sözü almaları gerekiyor. Hı hı. Alamadılar. Kendileri inisiyatif almak zorunda. Artık silah dönemi bitmiştir. Silahlar susmalı, silahlar gömülmeli, silahlar ülke dışına çıkmalı. Neyse işte o. Tabii, artık tabii. Bütün eğer tırnak içinde bir Kürt sorunu varsa, bir Kürt siyaseti yapacaklarsa bu parlamentoda olmalı. Meşru zeminde olmalı. Bakın tabii, bu millet onlara 80 millet, 80 küsur 82 milletvekili verdi. 82 netleşti mi? Yani aşağı yukarı YSK karar şey geçici sonuçları açıkladı ama orada milletvekili sonuçları, sayıları açıklanmadı. Sanıyorum ayın 19-20 gibi kesin sonuçları açıklayacak. Orada çıkar zaten. Çünkü yurt dışındaki oylar sayılıyordu. Bir takım hani 1 puan, 2 evet, puan, bazen 100 oy, 200 oy değiştirebilir çok şeyi. Ama 80-82 civarında bir milletvekili sayısı var HDP'nin. Bu önemli bir başarı tabii kendileri ki açısından. Kesinlikle. Dolayısıyla bu barış dilini kullanmak zorunda. Bugün Demirtaş'ın açıklamalarını hazırlarsanız, bu Diyarbakır saldırısı sonrası bir anma töreni oldu. Onlar da arada tabii başka başlıklar. Başlıklar hakikaten irdelenmesi gereken başlıklar. Tabii. Ben açıkçası Selahattin Demirtaş'ın şu anda duruşunu beğeniyorum. Bunun devam etmesi gerekiyor. Evet. Hani hakikaten kırılma olmadan sözde devam değil, etmeli. Sayın Büyükay'ın anıta ait bir laf vardı. Biraz boşa çıktı. Sözde daha değil, sonra özde. Sayın Abdullah Gül sözde değil özde bir cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi ama sözde değil özde bir duruş sergilemek zorunda. Hı hı. Demirtaş çünkü toplumun kafasında hala acaba var. Yani tabii. Hala acaba var. Çünkü ama daha bu, olay bu kadar sıcak, yıllık şeyde pat diye o acabanın silinmesi de mümkün değil. Biraz zor. Hani zamana o yüzden acaba var, o güveni hissettirebilecekler mi diye soruyorum ben de. Ama Türkiye'de şu olmalı. Yani bunun için zamana ihtiyacı var. 2 ay, 5 ay, 6 ay hemen olacak şeyler tabii, değil bunlar. Tabii marjı verecek. Ama ilk niyetler, ilk söylemler önemli. Ama Türkiye'nin sağlıklı bir süreç takip edebilmesi için bütün kurumların, hani Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor ya, herkes egosunu bir tarafa bırakmalı. Evet. Gerçekten herkes egosunu bırakmalı. Başta Sayın Cumhurbaşkanı egosunu bir tarafa bırakmalı. Biraz ağır konuşuyorum ama anayasal sınırlar içinde biraz hareket etmek zorunda herkes. Herkes kendi misyonuna göre hareket etmek zorunda. Evet. Yani hükümetin kurulmasını sağlamak, koalisyon seçeneklerini oluşturmak Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevlileri içinde değil açıkçası. Doğru. Evet. Biz şimdiye herkes kadar hiç görmedik zaten. Kendi sınırları içinde hareket ederse, kendi gerçek Türkiye'nin gerçeği dört parti var. Koalisyon var ve milletin iradesine karşı olmamak gerekir. Millet dedi ki sizi koalisyona davet ediyorum. Anlaşmaya davet ediyorum. Ben artık yoruldum. Evet. Bunları yapmak zorundasınız. Dolayısıyla hem Ankara'daki bütün siyasi parti liderlerinin hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mesajı aldığını düşünüyorum. Almış olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Hayırlısıyla bu süreci de atlatırız ve ülkemizin refah için her şey konuşuluyor zaten. İnşallah. Umuyoruz da öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için.